Evet, tekrar merhabalar. Teknoloji ne kadar büyüyorsa insan o kadar küçülüyor. İnsan ne kadar büyüyorsa teknoloji o kadar küçülüyor. Sen bu teknolojinin içinde insan olarak kaybolacaksın. O oraya doğru gidiyor. Ama Aynen öyle. hani ilk öğrenmemiz gereken şey frekans anladığım kadarıyla. Bakın, çok basit bir şey var. Düşüncede, insanda, gezegende, bir projede, bir şeyde hepsinin bir frekansı var. İyisini kötüsünü nasıl ayırıyoruz? Sizin frekansınız şu. Karşıdaki insan odaya girdiği zaman sizin frekansınız şöyle oluyorsa o insan size negatiftir. Size negatiftir ama yanındaki çok mutludur belki, o ayrı. Birisi geldi, hiç adını bile bilmiyorsun. Ya adam böyle yanına bir sempati duyarsın. Sempati, bir elektrik aldım derler ya. Elektrik frekansıdır. Çünkü alırsın o elektriği. Auralar birbiriyle etkileşim haline girdiği zaman seni rezone eder. Senin notan, senin frekansın, senin rengin karşıdakiyle uyumlu olursa iki frekans birbirine, bakın, uyumlu şekilde daha yükseğe çıkar rezone olduğu zaman. Yani sizin beklentilerinize tam olarak karşılık gelen bir frekansı hissettiğiniz anda eliniz ayağınıza dolaşmaya başlıyor. O da bir frekans. Çünkü o, Ruhunuza tabii, güvenin. aynen öyle. Ama yani Orada aşk konusunda güvenmeyin, çakılabilirsiniz. Çünkü orada çok büyük hata. süpersin. Şimdi aşkın gözü kördür diye bir laf var ya. Gözler Aşkın kapandığı zaman sen gerçekleri göremez oluyorsun. Orada ekstra bir durum söz konusu. Yani bu alanda çok önemli gelişmeler var. Mesela Türkiye'de de bu cihazlar şu anda medikal tıbbi cihaz şeylerine kabul edildi. Ya bugüne kadar böyle şarlatanlık gözüyle bakıp böyle elinin tersiyle itme eğilimin neydi tıp alanı? Ama bütün dünyadaki çalışmalar bunun ne kadar bilimsel ve işe yarayan, yan etkisi olmayan, herkesin ulaşabileceği, neredeyse ücretsiz, yani denecek çok önemli artıları, ameliyatsız, tahlilsiz hayatımıza geçirme gibi üstün özellikleri varken bunlardan mahrum kalmanın artık bence manası yok. Ülkemizde hani ben hep yırtınıyorum, insanlara bunları anlatmaya çalışıyorum ki insanlar bunları talep etmezse, insanlar bir şeye, yok kardeşim ben bu teknolojiyi kabul etmiyorum, ben bu ameliyatı olmak istemiyorum, ben bu ilacı içmem kardeşim demezse eğer, o zaman her dediklerini yaparsak bunlar çıtayı sürekli işte inekler sağırlar, sonra köller sağırlar, birbirine ağırlar. Yani bunların gideceği yer belli. Çünkü bunlar Ademoğullarının düşmanı. Bunlar yılan oğullarına bu dünyayı teslim etmek için uğraşıyorlar. Tamam. Şimdi o zaman biz Ademoğullarına şunu söyleyelim. Bizi izleyen Ademoğulları. Öncelikle selam olsun. Şunu söyleyelim. Yani bu insanlar titreşimini nasıl yükseltecek? Titreşimini nasıl korumalı? Mesela Osmanlı'da müzikle tedavi varmış. Yanlış Tabii. hatırlamıyorum. Tabii. Hani kokularla tedavi var. Yani Kesinlikle. önemli bir şekilde hani titreşim çok önemli. Bir şekilde yani o titreşimin yükselmesi gerekiyor. Yani biz nereye gidiyoruz ve biz gittiğimiz yere doğru giderken kendimizi nasıl koruyabiliriz, nasıl muhafaza edebiliriz Hakan? Birazcık onu bahsetmeni çok isterim. Ya bunun böyle yüzlerce metodu var. Herkes farklı bir şeyi yapabilir. Ama ben hep tersten gidiyorum. Öncelikle şunu söylüyorum. Kadir Mutlu'dan Allah'ın size vermiş olduğu frekansı düşüttürmemek temel hedef olması lazım. Sen bunu yerle bir ettirdikten sonra evi yandı, ya yanmış, yangın var. Ben bu evi nasıl kurtarırım? Ya yakmazsan hiçbir şeyi kurtarmak zorunda kalmazsın. Şimdi burada bilim insanları şunu ölçmüş. Sağlıklı bir insanın günlük hayatta uyanıkken 62-68 MHz titreşimde bulunduğu zaman sağlıklısın arkadaşlar. Bunu 58-59'a düşürdüğü anda grip oluyorsun zaten. Yani grip dediğiniz şey, korona da bir grip sonuçta. Yani virüs, soğuk algınlığı, grip 58-59 MHz'e düşmekle ilgili. Şimdi sizin enerjiniz bir şekilde düşüyorsa siz zaten bu hastalıklara yol açıyorsunuz. Yani biz celladımıza aşık ediliyor gibi bir pozisyondayız şu anda. Bu anlat yani kanser ve frekans ilişkisi çok önemli. Çünkü Aynen. organ kadarıyla her birinin özel frekansları var. Kesinlikle öyle. Öyle mi? O noktada sen yani belki 30 yıldır, 40 yıldır çeşitli tedavilerle güya hani insanlar tedavi ediliyor. Hepimizin
mutlaka ailemizden bir sevdiğimizi kansere feda ettik, kaybettik. O noktada baktığın zaman hani çok daha büyük belalar var insanoğlunun başında ama biz şu anda görmezden geliniyor. Oynuyoruz. Şimdi kanser dediğimiz şey 42 MHz titreşimin altına hangi organınız, hücreniz inerse o organınızda kanser olayı denilen şey başlıyor. Yani hücreler sağlıklı olarak işlevini yerine getiremiyor. Sağlıklı olarak üreyemediği için eyvah diyor ben ölüyorum. Hani eksik kalmayayım diye hızlı bir şekilde üreyerek aslında kendi şeyini çoğaltmaya çalışıyor. Eksikliğini o iyi niyetle davranıyor. Eksini çoğaltmak için daha hızlı ürüyor. Ama kendi bozuk olduğu için üreyen hücreler de bozuk oluyor. Bu yüzden kanser denilen olgu oluşuyor. Bunun temeli ne? 42 MHz'e düşmeniz. Bu kadar basit. Ve siz bunun çözümü ne? Esasen 42 MHz'in yukarısına çıkartmanız. Bakın bunu taşla mı çıkartıyorsunuz? Kayak yaparak mı? Tatile giderek mi? Onu doğada trekking yaparak mı? İlaçla mı? Aşıyla mı? Vücut ve evren, kainat buna bakmaz. Yani bu frekansı yükseltirseniz kurtulursunuz. Yükseltilemeyecek 100.000 tane şey yaparsın yine kurtulamazsın. Bunu o kadar iyi biliyorlar ki. Yani İsrail'de neden kanser vakası %3? O da İsrail'deki Araplarda çıkıyor. Kendinde çıkmıyor. İsrail'de neden MR cihazları yasak? Bizde bu kadar dünyanın en çok MR çekilen, röntgen çekilen ülkesi, ilaç kullanan ülkesi biziz. Bunların artık birileri cevabını vermesi lazım. Frekanssız ve frekansı her şekilde müdahale edebiliyorlar. Öyle değil mi abi? Şimdi bunun konumuza geri dönelim. Frekans bağından gidelim. Bu frekansların en büyük müdahalesi ve dünya çapında olanı ne? Foton frekansları. Foton kuşağı. Foton dediğimiz şey atomların altında, atomun yapısını oluşturan ışık altı partiküller, enerji parçacıkları olarak adlandırabiliriz fotonu. Ve foton kuşağı dediğimiz şey, hani kimileri diyor ki daha ispat edilmedi, bilimsel olarak şey yok filan diyenler var. Ama aslında edildi. Yani şöyle söyleyeyim size, ilk defa İngiliz astronomu, ki bu Halley kuyruklu yıldızını bulan, bilimde çok önemli bir yeri olan, geçerli olan Sir Edmund Halley tarafından bulunuyor ki bu 1654-1742 yılları arasında yaşamıştı. Ayrıca da 1961 yılında Paolo Otto tarafından da Pleiades yakınlarında gözlenen bir enerji şeyi olduğu, birikmesi olduğu tespit ediliyor. Samanyolu'nun yoğun foton enerjisi barındırıldığı düşünen bir şey bu. Şelale, enerji şelalesi. Ezoterik kaynaklarda bu dönemi, orada da geçiyor yani bu, insanlığın demir çağının sonu ve altın çağının başlangıcı olarak düşünmektedir. Şimdi ben buna kesinlikle katılıyorum. Ayrıca hani bilimsel bir şeyini de söyleyeyim. Son yıllarda da, yani geçtiğimiz yani 20 yıl özellikle Rus bilim adamları bu kuşak üzerine çok önemli deneyler yapıyor ki enerji, frekans, kirliyan konularında Ruslar yani dünyada çoğu konuda lider bilgilere sahipler. Belki maddi imkanları yok, çok istedikleri gibi davranamıyorlar ama bilgi birikimleri ve zihinleri çok daha açık. Şimdi bu foton kuşağından hızlıca bahsetmek gerekirse bu 25.920 yılda Zodyan 12 tane burç şeyini tamamlaması. Bazı bilim insanlarına göre 25.640'da diyenler var. Bana göre 25.920. Bu sürede dünyanın ekseninin yamukluğu çerçevesini tamamlıyor. Yani çemberini tamamlıyor. Burada da özellikle bu işleri araştıran kim var mesela? Rusya Ulusal Bilimler Akademisi'nden Doktor Alexey Dmitriev. Bu enerji alanına, foton kuşağı yerine yıldızlar arası enerji bulutu olarak bilimsel bir isim veriyor. Yani bu iş bilimsel midir, değil midir? Daha kanıtlanmadı filan. Kim diyor kanıtlanmadı diye işte. Yani ismini veriyoruz, üniversitesini veriyoruz. Hepsi ortada. Bu doktor, Rus bilim adamı Doktor Dmitriev'e göre 1987 yılından beri Güneş'te ve dünyada bazı enerji aktiviteleri başlamış durumda ve artarak bu şeyler enerji bulutundan daha fazla etkileniyor ve bunların şeyleri artık
foton kuşağı güneşi sürekli şarj ediyor. Güneşteki değişiklikleri de oluşturuyor. Bakın burası da çok önemli. Yani güneşteki evet. değişiklikler de foton kuşağından. Sizin parfümünüzden falan değil yani, içiniz rahatlasın. Şimdi burada Ruslar bunu açıklıyor. Alexander Dimitri'nin çalışmalarıyla atmosferler, gezegenler kendileriyle birlikte büyük bir hızla değişim geçiriyor. Şimdi dikkat edin buraya. Yine diyorum ya, bunlar bizi kandırıyor, yalan söylüyor diye. Örneğin Mars atmosferinde mesela şu anda daha kalınlaşıyor. Ay'ın atmosferi yavaş yavaş çok daha kalınlaşmakta, kendini geliştirmekte. Ya da bu tarz şeyde bir sürü gezegende bunların etkilerini görmek mümkün. Dünyada nasıl etki ediyor bu foton olayları? Tabii ki sismik olaylar. Ne kadar depremler arttı görüyorsunuz. Sonra volkanik hareketlenmelerde artış. Sonra bir sürü doğal felakette artış. Yine şey de verelim, hani insanlar araştırsın. Sibirya'da Rus Ulusal Bilim Akademisi'nde görev olan Doktor Dimitriev bu foton olayını inceliyor ve bilimsel olarak bütün şeylerini ortaya koyuyor. Burada çok önemli bir veri bizlere sunuyor. Ne sunuyor biliyor musunuz? Diyorum ya, bu dünyayı etkiliyor, güneş sistemini etkiliyor, öyle küresel ısınma falan, bunlar palavra, yalan. Hani böyle ısınma var mı var, manyetik kayma var mı var, iklim değişiyor mu değişiyor. Dünya manyetik olarak kayıyor, tabii iklimleri değişecek, ona göre deprem olacak, su kayıyor, okyanus kayıyor, magmalar kayıyor. Tabii ki bu tektonik trikolarda depremler olacak, volkanik şeyler olacak, ama bu bize söylendiği gibi değil. Şimdi bu değişimlerin ne zaman olduğuna bakıyor. Daha önce ne zaman olmuş? Yaklaşık 10 bin yıl önce. Şimdi burası çok önemli. 10 bin sene önce olan şey ne? Tam olarak Göbekli Tepe ve Mısır piramitlerinin foton kuşağından çıktıktan sonraki dönemine denk geliyor. Ve burada ben de kendi adıma şey yaptığım çalışmalarla etkileyim. Anunnakilerin cirit attığı dünya üstündeki döneme denk geliyor. Şimdi dünyada nereye giderseniz gidin şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bir orada bir tanrısı var. Yine foton nasıl? Kuşağı. Tabii foton kuşağı var. Ama foton kuşağıyla Anunnaki bağıyla şöyle bir şey söyleyeceğim. Ne zaman foton kuşağı var? O zaman Anunnakiler var. Ne zaman foton kuşağı kalkmış gitmiş? Tekrar döneceğine söz vererek tanrıları dünyayı terk ediyor. Bakın bunu dünyadaki bütün şeyler, ki bizim Mesih bilinci de buna tekabül eder yani. Kur'an'da Mesih yoktur ama işte Tevrat'ta geçen bu Mesih şeyine denk gelir. Onu da değiştirdiler. Oraya da el attılar. Mesih dediğimiz kavramı Enki'ye getirdiler. Deccale, iblise getirdiler. Şimdi biz Mesih diye iblisi getirmeye çalışıyor bir takım şeyler. Yani gel diyor, sen işte kandırıyorlar, bize yardım et. Engel olma. Bak Mesih bu filan diye Mesih'in şeyini değil, kavramın içini boşalttılar. Bu da foton kuşağıyla alakalı. Yani bakın orası tarih veren, yine bu işin uzmanı. Güneş sisteminde işte çok önemli şeyler oluyor diyor. Ve bunların da DNA spirallerimizi etkilediğini söylüyor. Şimdi DNA'mızda frekans ışık demedik mi? Dolayısıyla bu DNA'lar tabii ki foton kuşağından etkilenecek. Nasıl etkilenecek? Foton kuşağı daha yüksek bir titreşim. Yani sen şöyle titreşiyorsan foton muazzam bir yükseklikten sana etki ediyor. Bundan etkileşime, rezonansa girdiği zaman senin DNA frekansın yükselecek. Tabii kurcalatmadıysan. Dikkat edin. Evet işte. Lütfen bunun altını çizin. Şimdi Allah'ın vermiş olduğu DNA'yı sen kuluna kurcalattırdıysan, o zaman diyecekler ki kardeşim kusura bakma. Sen şimdi bir tane sıfır araba alıyorsun. Evet, diyor ki sana 2 sene 100 bin kilometre garanti veririm. Tamam ya, benim dayımın oğlu Abdurrahman Usta var. Geçen araba istop etti, işte bir şeyini söktü, değiştirdi bilmem ne. Götürüyorsun servise. Yallah sen Abdullah Usta'ya diyorsun sonra. Artık sana hizmet vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o süre içinde kurcalatmaman gerekiyordu. Onu sökeyim, çok bunu takayım, çip tunik yapayım, bilmem ne yapayım. Ben bunu söylüyorum. Ben ulaştığım bilgilerin neticesiyle o enerjimi nasıl yükselteceğim, nasıl yapacağım? Sen önce enerjinin kodunu, yani şey yapma. Ya arabaya cila çekiyorsun. Kardeşim motoru yanmış. Mavi duman atıyor. Yani tamam, cilası da önemli. Tozunu toprağını da sil üstünden, ama senin araba çalışmıyor arkadaş. Aküsü bitmiş, freni tutmuyor. Şanzıman dağılmış.
contayı yakmışsın, sen bana nasıl pastacıyla atılacağını soruyorsun. Yani ben de diyorum ki daha önemli şeyler var burada, daha önemli tuzaklara düşüp de ondan sonra bu işleri böyle basit bir şekilde çözmek çok zor. E ne oluyor işte burada? Yani normal şeylerde enerjini dua edersin, ibadet edersin, meditasyon yaparsın, tatile gidersin, işte bir sürü şey yaparsın. Bunlar sana iyi gelir, sosyalleşirsin, şunun bunun filan. Ama burada başka şeyler söz konusu. Biraz önce söylediğim şeyi herkesin derin derin düşünmesini isterim. Şimdi foton kuşağına girişteki etkilerden birçok insan bahsetti. Hatta Japonya prensesi bahsetti. Bilirsiniz, mutlaka denk gelmişsinizdir ki Japonlar onurlu gururlu insanlar, kaldı ki kraliyet ailesinin prensesi çıkacak da foton kuşağında işte 6 gün şöyle olacak böyle olacak diyecek. Yani onlar böyle atmosfer şeyleri, emin olmadıkları şeyi dile getirmezler. Bunu 21 Aralık 2012 ile özdeşleştirdiler. Tabii o gün böyle bir şey gerçekleşmediği için ne oldu? Herkes dalga geçmeye başladı. Ne oldu fotoncular? Ne oldu mayacılar? Hani dünya patlıyordu, yok oluyordu filan. Bu şeyle ilgili kesinlikle mayaların böyle bir iddiası yok. Yani o takvimle ilgili iddiaları bu şekilde değil. Hatta tam tersi. Yani şöyle bir durum vardı. Mayaların bir tane takvimi yok birincisi. Birçok takvimleri var ama bunlardan en uzun süreli olan, uzun sayış, uzun sayım takvimlerinden bir tanesi bu 2012'ye geliyordu. Bu 2012'ye gelen takvim başlangıcı 4 Ahau 8 Cumku gününe geliyor. Yani bizim Julian takvimiyle milattan önce 11 Ağustos 3114'e denk geliyor. Bu tespit edildi. Buna göre de uzun sayım yıllarının sonu 21 Aralık 2012 oluyor. Evet, 21 Aralık 2012 çok önemliydi. Ama şimdi ben size soruyorum. Julian takvimi sizce ne kadar doğru? Altın Dalek onu anlatırdı rahmetli Allah. Evet. Aytunç hocamıza saygılarımızı, sevgilerimizi sonsuz şekilde iletiyoruz. Onun söylediği yine programlardan ilk duyduğumuz, sonra araştırarak evet öyleymiş dediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Şimdi şöyle bir şey var. Bu işte 4. Gregory takvime gelirken bir kere 6 yıl farkla, yanlışlık hatayla başlıyor. İkincisi sıfır olmadığı için 1 yılda oradan fark oluyor. En az 7 yıllık fark vardı deniyor. Yani dolayısıyla burada bu bilinen tek hata. Bunun haricinde başka hesap hataları da tabii ki olmuş olabilir. Ne olduğunu anlamak için yine ben frekanslara yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü galaktik bir hizalanma var. Evrenin samanyolu dediğimiz, yani bizim bilinen evrenimizi, dünyamızı değil, bilinen evrenimizi, ki ben bunun şeklin torus olduğunu düşünüyorum, altın oran noktasında kadir-i mutlak olduğunu iddia ediyorum. Benim tezim de bu. Şimdi buradaki olayda enerjiden, evrende hareketsiz tek bir şey var, o da kadir-i mutlak. Onun haricinde her şey hareket ederek var olmak zorunda. Hareketi olan her şeyin bir döngüsü, yörüngesi var ve bu yörüngede ona bir frekans kazandırıyor. Bu yüzden de frekansı olmayan tek şey bana göre kadir-i mutlaktır. Frekansın yoğun olduğu bir eksen enerjisi var. İşte bu sebepten dolayı Samanyolu'ndaki yıldızlar bu eksen enerjisine yoğunlaşarak bizim işte Samanyolu dediğimiz o baktığımızda gece çıplak gözle bile görebildiğimiz şeyi oluşturuyor. Bu eksenin üzerinden kayıp geçen bir şeyimiz var bizim. Dünyanın hareketi, güneş sisteminin daha doğrusu hareketi var. Şimdi evrenin başka bir boyutuna, bölgesine geçiyorsunuz. Oraya geçtiğiniz anda oradaki yıldızların size etkisi farklı. Yani astroloji, astronomi bunlar da frekanslarla ilgili. Yani siz doğduğunuz zaman hangi gezegenlerin frekansı size denk geliyorsa toplam olarak, işte birisi pozitif etki yapıyor, dünyanın öteki tarafından negatif etki yapıyor. Neyse, bunların bir toplam frekansı sizin doğum enerjinizdeki ruh enerjinizin şeklini, şemalini belirliyor. Frekansını belirliyor. Ve dolayısıyla siz o frekansa yakın olan dönemlerde daha yüksek titreşim, daha şanslı, daha iyi, pozitif bir değerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama tam tersi, sen doğduğunda bu gezegen şurada, ondan sonra bu dönüyor dolaşıyor, elbette bir onun tersi de var. Orada da senin enerjine ters bir şey var. Başına bir şey gelme ihtimali ya da işinde, aşkında başarısız olma ihtimalin çok yükseliyor. İşte bu insanlar için
astrolojik olarak zodyak biz bunu kabul ediyoruz. Dünya ve Güneş sistemi için neden etmiyoruz? Dünya Güneş sistemi etkilenmiyor mu? Tabii ki etkileniyor. Geçtiği bu yeni dönemde dünyayı etkileyecek frekans sistemleri ve bakın çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. O bölgenin dünya dışı yetkilileri değişiyor. Dikkat. Yani şimdi geçtiğiniz bölgede başıboş gezmiyorsunuz siz. Dolayısıyla şunu unutmamak lazım. Evrende boşluk diye bir şey yok. Başıboşluluk diye de bir şey yok. Boyutlarda, bölgelerde bir şey var. Yani sen şimdi buradan sınırı geçeyim ben. Ya kardeşim benim dayım Suriye'de yaşıyor. Sana hemen pasaport. Çocuğum İngiltere'de pasaport. Geçemezsin. Sınırım var. Orada o senin paran geçmez. Orada senin şeyin geçmez. Dünya üstünde bir de böyleyken koskoca evrende bölümler yok mu? Var. Yani tam olarak orada dur. Biz dersi nerede kaynattık onu hatırlatacağım. Anunnakilerden bahsettin. Antik zamanlardaki foton kuşağından bahsettin. Yani evet. Bir önceki foton kuşağından bahsediyordun. Biz araya girdik. Sen tekrar geriye sar istersen. Tamam. Zamanlarda yaşanan foton kuşağından ve bu varlıkların buraya nasıl tezahür ettiğinden başla istiyorsan. Şimdi şöyle bir çalışma yaptım ben. Frekanslarla ilgileniyorum ama frekansın tarih olarak ele aldığım zaman tarihteki frekans tekrarlarına baktım. Bir odam vardı benim, bir ip gerdim böyle dört tarafına. Bütün olayları, tarihi olayları böyle ipe yazıyorum asıyorum. Hani ne oluyor diye. Sonra ipe bir baktım, belli bölgelerde böyle işte mopak kağıtlardan işte aynı zamana gelince ataçlıyorum, bantlıyorum, aşağı doğru uzuyor aynı zamanda. Cinayet çöter gibi diyorsun yani. Bir cinayet evet. Dedek gibi. Aynen öyle. Yıllarca böyle eyvah kafayı yedi diye korkuyorlardı. Sonra ispatladık yemediğimizi Allah aşkına. Sonra orada şunu gördüm. İpe baktığın zaman çok önemli olayları, tarihleri bakıyorsun böyle bir tanesi yere kadar 2 metre sarkmış olaylar. Olabilir tabii ki. Hani önemli bir şey vardır. Göktaşı çarpmıştır filan. Sonra işte gidiyorsun. İşte 2 metre geçiyorsun. Gene böyle bir yere kadar sarkıyor. 2 metre sonra gene yere. 2 metre sonra gözümle gördüm. Yani bunu bir kitapta okuyamıyorsunuz. Çünkü bu kadar milyon yıllık tarihi anlatan bir kitap yok zaten. Yani hepsini bu detaylı anlatan. İyi ki yapmışım onu. Çünkü aynı anda görmesem gene algılayamayacağım olayı. Sonra dedim ki bu tarihlere baktım birbiriyle alakası var mı diye. Gerçekten var arkadaşlar. Ve tüylerim ürpererek şunu söylüyorum size. Bu iddia bana ait, hala geliştiriyorum. Ama bir sürü tarihsel, arkeolojik, bilimsel veriye dayanan bir iddia ve tez. Onu da söyleyeyim. Ses harmonikslerinin. Yani bir şöyle kısa bir hatırlatma yapayım. Bir piyanoda tek bir notaya bastığınız zaman bir tane ses duyuyorsun ama o bir tane sesin içinde yukarıya doğru incelen ve aşağı doğru kalınlaşan belli oranlarda, belli aralıklarda bir geometri ve matematikte bir sürü sescik var. Onlar bir araya geliyor. Şu şeye sen do diyorsun. Halbuki re var, fa var, sol var. İçinde bir sürü bir şey var. Hani biz onu yumruk olarak duyuyoruz. Ama hepsi do, re, fa, sol, mi, sol diye. Bir sürü şey var içinde. Şimdi bunların da oranları var. Ben de tarihte yaşanılan olaylara, büyük olayların yaşandığı şeylere baktığım zaman nasıl bir depremden sonra artçıl depremler oluyorsa onunla ilgili olarak. Aynen tarihi olaylarda belli aralıklarda büyük olayların ve ondan sonraki harmoniklerde de küçük olaycıkların yaşandığını gördüm. Evet, zodyak dönemleri 2160 yıllık sabit 30 derecelik açıyla oluyor. Bu tarih zaman döngüsünde sabit bir periyot değil mi? Yani zodyak dediğimiz çerçeve 12 tane burç var ya, her biri 30 derece, her bir derece 72 yıldan toplamda 2160 derecelik pizza dilimi gibi düşünün 12 tane periyottan oluşuyor. Yani bu ne demek oluyor? Zamanın bir şeyi var, periyodu var. Şimdi döngüsü var. Burada kozmik döngüye baktığınız zaman şu çıkıyor. Şimdi milattan önce benim bunlar tespitlerim, kendi tespitlerim. Yani foton kuşağını incelediğim zaman önce şöyle bir bilgi vereyim. Ondan sonra bu detayı paylaşayım. Kur'an'da nakur olarak geçen
bir kara deliğin etrafında Samanyolu galaksimizin döndüğü ifade ediliyor. Bakın bu dini olarak da ters şeylerden bahsetmiyoruz. Söylediğim hiçbir şey Kur'an-ı Kerim'e, İslamiyet'e, semavi dinlere ters değil. Arkeoloji ve şeye, bilime de ters değil. Ama şimdi tersmiş gibi olan yerlerini araştırın. Aslında o ters olan şeylerin yanlış olduğunu göreceksiniz. Şimdi buradaki o kara deliğin çevresindeki tur 25.920 yıl. Bunu atarken bu çevrenin etrafında tam bu eksenin dik olan bir çember daha var. Bu çemberde enerji kuşağı, ki atom da zaten incelediğiniz zaman atom yapıları, elektron protonları da tam olarak böyle hareket ediyor ve bir arada duruyor. Yani evren esasen minicik bir atomun çok 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 trilyonlarca kez büyümüş hali desek yalan olmaz. İşlev ve prensipleri aynı. Şimdi buradaki o dikey şeyden, enerji çemberinden iki kere geçiyor tabii ki hat üzerinde olunca. Ve bu iki kere geçişlerin her bir giriş ve çıkış süresi, hani insanlar bunu yaklaşık 2000 yıl diyor ama ben tam olarak 2160 yıl olduğunu düşünüyorum. Buradaki bu foton dediğimiz, yani çok yüksek enerjili bir şey düşünün, bir enerji hattı var ve bunun içinden geçiyor Güneş sistemimiz. Dolayısıyla da Güneş sistemi burada o dönem boyunca çok yüksek enerjilere maruz kalıyor. Ve biz şu andaki hesaplara göre tam olarak o foton kuşağının tekrar giriş noktasındayız. Şimdi girince ne olacağı anlamak için ne yapmamız lazım bizim? Tabii ki yani gelecekte ne olduğunu bilemeyeceğimiz için geçmişte ne olduğuna bakmamız lazım. Ve bunun en yakın geçmişi 10.800 yıl öncesi. 10.800 yıl önce 2000 seneye bakacağız. Dolayısıyla yani 10.800 çıktığımıza denk geliyor. 2000 senede sürdüğüne bakın. 8.800, yani 8.500'ler ile 10.500'ler arası. Aa, bir bakıyorsunuz tam olarak milattan önce 10.500 Mısır piramitleri. Ondan sonra 10.500 8.500 milattan önce aralığı Göbekli Tepe. Ondan sonra bakıyorsunuz Bosna piramitlerinin ilki 30.000 yıllık ama Ay piramidi mesela yine bu dönemlere denk geliyor. İkinci, üçüncü piramitleri. Sonra baktığınız zaman dünyanın her yerinde bu şeyde inanılmaz yapıların olduğunu ve bunu hala bilim, ana akım bilimin açıklayamadığını, bir şekilde es geçtiğini, görmezden geldiğini, mezar, ya da işte mezar maymun deyip geçiştirdiklerini görüyoruz. Maymun mezarı. Evet. Muz şeyi deposu. Ondan sonra şimdi burada baktığınız zaman milattan önce 10.800 olayı, Sphinx, piramitler, Göbekli Tepe ve Anunnakilerin had safhada etkin olduğu çağ. İşte bu bir önceki foton kuşağının çağı. Ondan öncekilerle ilgili de çalışma yaptım. Şimdi peki dedim, bu tarihte oluyorsa ondan öncekiler ne zaman oldu? Bundan sonrakiler ne zaman olacak? Karşıma şöyle bir şey çıktı. İlkini hani bunu daha önceye de götürebiliriz ama onlar çok bizi çok uzak tarihler olurdu. Milattan önce 23.760. İki önceki foton çağına girdiğimiz tarih. Ve 2160 yıl sürüyor. Bana göre de milattan önce 21.600 yılında iki önceki foton çağı sona eriyor. Şimdi neden bu tarihler? Onları da söyleyeceğim. Sonra bir önceki, yani bize en yakın foton kuşağı milattan önce 10.800 yılında başlıyor ve 10.800'den sonra milattan önce 8.640 yılında önceki foton kuşağından çıkıyoruz. Şimdi burası çok önemli. Dediğim gibi milattan önce 10.800 ve 8.640. Bu Adem ve Havva öncesindeki tüm olaylar, Anunnakilerin tüm olayları, insan dışı yapılarla ilgili şeylere baktığınız zaman tüm olaylar bu esnada şekilleniyor. Yani tohumları burada atılıyor. Ondan sonra yaşanılan olaylar bunların filizlenmiş halleri. Şimdi bundan sonra bana göre, benim tespitlerime göre milattan sonra 2000'li yıllardayız. 2160 yılında tekrar foton kuşağına gireceğiz. Yani benim hesabımla şu, 2012 falan değil, 2160 yılı foton çağına girişimiz. Ama bunun etkileri şimdiden başlamış durumda ve benim tahminlerime göre, frekans harmoniklerine göre konuşuyorum. Yani sadece şahsi çıkarlar değil.
Milattan sonra 4320 yılına kadar da, yani 2160 ile 4320 arası altın çağ. Yani biz altın çağ dediğimiz nedir? En değerli şey altın. Sembolizmamız bu. En yüksek titreşimimiz de foton kuşağı. O yüzden altın çağ. Foton kuşağında bütün yalanlar, dolanlar, o senin DNA'ndaki müdahale edilmişlikler, o pranga frekanslardan kurtuluyorsun. Yükseliyorsun, bilinç açılıyor, DNA açılıyor, algı açılıyor. Şu anda bizim fiziksel iki sarmallı yapımız yükselecek. Ha belki 4 oluyor, belki 8 olur, belki 12 olur. Bunun orijinali bana göre, yine tespitlerime göre 12 sarmaldır. Biz 12 sarmalın 2 sarmallık halini yaşıyoruz şu anda. O yüzden böyle 80 sene yaşayıp ölüyoruz, gidiyoruz, hastalanıyoruz. Tevrat'ta Nuh tufanında belirtiliyor. Nuh tufanından sonra insan ömrü 120 yıl olacaktır deniliyor. Bu neye göre deniliyor? O güne kadar baktığınız zaman Nuh 1000 yıldan 50 eksik yaşadı diyorlar. Hepsinin 1000 yıla yakın bir ömrü var. İşte Lamek 777, ondan sonra diğeri işte 915 falan. Hep böyle 900 küsürlü yıllar. Bakıyorsun Nuh'tan sonra inanılmaz derecede düşüyor. Orada bir müdahale olmuş. Her melezlenmede, her yeni üremede ne oluyor? O dünya insanıyla dominantken dünya insanı olduğu için 120 seneye düştü ki 120'yi göreni de öp başına koy. Yani rekor şey. İnşallah iki gün önce selam olsun buradan. Sevgili Muazzez İlmiyeçi hocamız 108'ine bastı. Daha uzun ömürler diliyoruz hocamıza da. Bir, foton kuşağının Göbekli Tepe dönemine denk gelmesi çok önemli. Dolayısıyla Göbekli Tepe'nin de foton kuşağıyla alakadar olması lazım. Ben de zaten şunu söylüyorum ki bir sonraki programımızda da bunlardan bahsedeceğim. İşte bu kadar önemli olan bazı hizalanmalar ve yıldızlar var ki foton kuşağına ne zaman gireceğini, ne zaman çıkılacağını, bu dönemde hakimiyetin kimde olacağını, ondan sonra bundan sonra kime geçeceğini belli eden tek şey yıldız hizalanmaları. Ve bunları insanlara anlatmalık. Ya insan ömrü 80-100 seneyken sizin anlatacağınız şey binlerce yıllık bir şeyi anlatacaksın sen. Hiçbir insanın ömrünü yetmeyeceği bir sistemi insanlığa doğru bir şekilde aktarmak için bu sistemi oluşturmuşlar ve belli insanlara bu bilgiyi vermişler. Onlar birbirlerine aktararak bu cihazları, makinaları, hizalanmaları kullanarak bu işte tarihlerde gerekli ritüelleri yapmaları sağlanmış. Yani şöyle bir şey var. Kesinlikle ben Göbekli Tepe'nin bir kere kozmik olarak bir astronomi merkezi olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla karbon testleri de bize tam olarak foton kuşağının zaman çizelgesini veriyor. Dolayısıyla Göbekli Tepe'nin foton kuşağıyla ve yıldızlarla ilgisinin olmaması çok zor ihtimal. Ve oradaki tüm şeyleri işte sonraki programda da açıklayacağım. O hayvanlar yaban hayvanları değil, göksel takım yıldızların sembolüydü. Bu tabii sembolleri tabii hizaya aldığınız zaman belli tarihler ve açılar çıkıyor. Bunların detaylarını açıklayacağım. Tam olarak bir astronomi gözlemeviydi. Bu şeyde foton kuşağı geliyor. Foton kuşağı gelirken frekanslar, algılar, DNA'lar, her şey değişiyor. Ve burada bazıları ön plana çıkıyor. Yani içinde o potansiyel var ama açığa çıkmamış. İşte bu yüzden Türk DNA'sından muazzam korkan bir tıslaya tıslaya böyle yusuflaya yusuflaya gezen bir yılan soyu var. Bunların tek korkusu Türk DNA'sı. Çünkü foton kuşağıyla temas ettiği zaman uyanacak olan şey onlarda var. Neden var? Çünkü o yılandan çok önce, o yılan onu bozmadan önce de vardı o. Yılan bozdu onu. Yılanın bozduğu DNA iptal olacak. Sen özüne döneceksin, gözün ve algıların açılacak. DNA'ların, enerjin, manyetiğin açılacak. Merkaba alanın genişleyecek. Zihnin, algın kutu genişleyecek. Kutu almışlar geliyor yani. Yani geliyor. Ama hani bana göre bu işte 2012, 2023, 2030 falan değil. Bana göre bu işin tamamlanış süresi bak. Oluş, başlangıç demiyorum. Tamamlanış süresi 2160 diyorum. Ama ben bunu şöyle bir örnekle anlatıyorum hep. Bir ev anlaşıyorsun tarladan. Eni belli, boyu belli. İşte şu kadar metrekare
şu oda şu kadar salonu olsun, şöminesi olsun, balkonu şöyle olsun, verandası böyle olsun. Çizimini imzalıyorsun, fiyatını imzalıyorsun, tarihini koyuyorsun ve bekliyorsun. Şimdi anahtar teslimi 2160 diyorum bu evin. Ama adam sana 100 sene önce isterse 80 sene yatar, 20 sene de yapar. İster hemen başlar, ondan sonra 80-100 sene sonra teslim eder. İster son günü yapar, teslim eder. Biz anahtar teslim tarihini biliyoruz. Ne zaman olacak bilmiyoruz. Ama bence inşaat çalışmaları başladı. Nasıl biliyoruz onu? Schumann rezonansına bakınız. Top tüfek atınız, yani 7.83'ten geldi 12.65'e. Yani bazıları şey söylüyor ama ben onlara çok katılmıyorum. Farklı düşünüyorum diyeyim. Yani işte 20 oldu, 30 oldu, 165'e çıktı, 300'e fırladı filan. Bunlar harmonikleri. Bakın tabii, tabii. Ne dedim size, şu do sesinin içinden do, do, sol, do, mi, sol, si, do, hepsinden gidiyor. Şimdi yukarı gittiğiniz zaman mesela bu 10 frekansa bu 20, 40, 100, 500, 1000 frekans. Sen şimdi o yumruğun şu frekansını ölçersen 1000 çıkar. Ama aslında o temel olan yumruk frekansıdır. O da 13'te sıfırlanıyor zaten. 13'ü geçemez. 13'ü geçemez. Çünkü yani bunu kaşifinden iyi bilemeyiz diye düşünüyorum. O yüzden de 12.65 temel bizim frekans dediğimiz temel frekansın değeri. Ama 13'ü çok az kaldı. 7.83 400 sene boyunca devam ediyor. Ama son 4 yılda, bakın onu söyleyeyim araştırdığım kısmını. Son 4 yılda 400 yıllık artışına bedel bir artış yapıyor. Yani bu her sene 5 frekans yükseliyor, %5, %10 artıyor olarak değil. Aynen altın oran spirali. Şurada gitgide küçülüyor ve hızlanıyor, küçülüyor ve hızlanıyor. Nerede görürsünüz bunu? Lavaboyu su doldurup çekin. Bakın işte aynen o Schumann rezonansının hızlanışı. Ya da bir kasırgaya baktığınız zaman boru gibi inmiyor aşağı. Ne oluyor? Büyük bir şey yavaş yavaş hızlanarak ondan sonra etkisini en dar yerinde gösteriyor. İşte bu zaman da frekans da bu şekilde hızlanıyor. Ama etkisi nasıl oluyor? Tam tersi oluyor. O hızlanarak bize yaklaşıyor. Bizdeki frekansı hızlandırıyor. Bizde de zaman 24 saatten 16 saate düşmüş durumda. Ben inanıyorum. Ümidim var. Türkler içinde, dünya insanı içinde. Çünkü ben bu YouTube pandemiden dolayı mecburen sosyal medyada YouTube'a yöneldik. İyi ki de yönelmişiz. İşte her şehirde bir hayır vardır derler ya. Dünyanın her yerinden öyle mesajlar alıyorum ki. Yani bize yansıtıldığı kadar şey değil. Bakın bir tane tam uyanmış zihniyet 70 milyon karanlığı destekleyebiliyor. Yani o yüzden korkmayın. 70 milyonun içinde neredeyse Türkiye. Türkiye'de bir kişi uyansa yetiyor Türkiye. Dünyada düşünün bu oranı. Yani çok az sayıda insana ihtiyaç var esasen. Yeter ki bilgisi, sevgisi o derecede yüksek olsun. O yüzden o sevgi ve bilgiyi taşıdıktan sonra dünyada milyarlarca insan olması gerekmiyor. Gerçekten bu devasa bir hızla ve oranla yayılıp o karanlığı dengeleyecek gücü kesinlikle oluşturacağına eminim. Ama bu bir an önce olsun, fazla acı çekmeyelim istiyorum. Onun için de tabii biraz gayret etmek lazım hep beraber.